Merhaba hanımlar. Bu dersimizde sizler için krop hırkayı anlatacağım. Çok güzel bir model. Bu ara çok popüler oldu. Herkes şişini anlattı. Ben sizlere tığ yapımını anlatacağım. Çok güzel püf noktaları var. Videoyu sonuna kadar dinleyin. Çoğu tığcı arkadaşım da bu modeli anlattı. Ben size özel bilgiler de vereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çok güzel detaylar vereceğim. Hemen başlayalım. İpimiz Nako Elit. Antipillik üzeri iplerde çalışma yapıyorum. Siz başka marka da kullanabilirsiniz. Bu tarz iplerde kesinlikle ben 2,5 milim numara kullanıyorum. 3 kullanmıyorum. 3 kullandığım zaman bu kadar muntazam düşmüyor örgüsü. 3 yapan arkadaşlarım var. Ama bu 3 yapan arkadaşlara nacizane tavsiyem 2,5 milim kullanın. Çünkü örgüler gerçekten kötü duruyor. Mesela ipim çok ince olduğu zaman 2 milim kullanıyorum. Benim sırrım bu. Herkes diyor zaten sizin tığınız çok farklı. Sadece tığımı doğru kullanıyorum. Hani örgüm hemen bitsin diye büyük numara tığ asla kullanmıyorum. Velhasıl şimdi dersimize geçelim. Çok basit. Herkes yapabilir. Nako ipimden öreceğim. İpimi de hazırladım. Şimdi önce bir zincir çekelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Önce böyle bir düğüm atıyorum. Bir zincir çektim. Elimi gevşek tutuyorum. İlk başlama sıraları gevşek olur. Bir zincir çektim. Bu ön alıyor. Şimdi kolu çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da kol için. Şu an ben 0-1 yaş için başladım. Şu an ölçü bu. Şimdi arka için 22 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Arka 22'yi çektim. Şimdi tekrar kol için 10 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çektikten sonra ön için 1 tane çekiyorum. Ve tamamlamış oldum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Çünkü trabzan yapmak için. 2 zincir çektikten sonra 3. zincire 1 tane trabzan yapıyoruz. Daha net böyle yakınlaştırayım kamerayı. Zoomlayayım. Şimdi bir zincir çektik. Biraz bulanıklaştı ama ayarlamaya çalışıyorum. Bulanık tekrardan. Bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Sonra ikinci trabzana, pardon, ikinci zincire bir trabzan yapıyorum. Hani biz 1, 10, 24, 10 ve 1 yaptık ya, bu kol ayrımları. Şu an kol ayrımına geçiyorum. 10 tane trabzan yapıyorum. Örgüde tekrarlama yapmayacağım. Videoyu tekrar geri sarıp izleyebilirsiniz. Hem de videom kısa olur. YouTube videosunu yüklemek çok zor oluyor. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 tane trabzan yaptım. Bu 1 tane ön, bu 10 tane kol. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Şimdi 22 tane trabzan yapıyorum.
Bir, iki, üç, iki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on altı, on sekiz, yirmi, 22. 22 tane yaptık. Bir, iki zincir çektik. Tekrardan 10 tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10. Pardon, 10 tane demiştik. Galiba ben fazla çektim. Dur bakayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pardon, 2 tane eksik yapmışım. Evet, böyle hatalar olabiliyor. Yanlış saymışım. Evet, 22 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekip 10 tane trabzan yapalım. İki, dört, altı, sekiz, on. Evet. Şimdi bir, iki zincir çektim. İki zincir çektikten sonra son bir zincirin içine bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekerek bu trabzanın üstüne iki tane trabzan yapıyoruz. Bakın, trabzanın üstündeki delikten girip bir, iki trabzan yaptık. Sonra kol ayrımdan bir boşluğa batıp bir trabzan yaptık. İki zincir çektik. Tekrardan bir trabzan yaptık. İlk trabzanın tepesine iki tane yapıyoruz. İkinci sırada kol ayrımlarında çifter arttırma yapacağız. Kamerayı biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi son trabzana kadar artırma yapmadan trabzan yapıyoruz. Evet, son trabzana geldik. Bir trabzan yaptık. Tekrardan arttırma yapıyoruz kol ayrımında.
Boşluğa battık, trabzan yaptık, iki zincir çektik. Kol ayrımlarında bu teknik uygulanıyor. Evet. Arttırmalı sadece ilk ve son. İlk ve son trabzana çifter trabzan yapıyoruz. Şu an hiç arttırma yapmadan tek trabzan devam ediyorum. Elimdeki hırka küçük olacak. Bir yaş yapmayacağım. Bir yaş için sayıları videonun altında paylaşacağım. Oradan sayıları yapabilirsiniz. Bana 6-7 yaş, 8 yaş sorun oluyor. 4-5 yaş sorun oluyor. Ben 4-5 yaş hiç yapmadım. Sayıları bilmiyorum. Hani o yönden cevaplayamıyorum mesajları. Evet, son trabzana geldiğimiz için iki tane trabzan yaptık. Boşluğa batarak bir trabzan, iki zincir, tekrardan boşluğa. Bu kol ayrımları bu şekilde oluyor tığ örgülerde. Yani bu temel bilgi. Hırka yapsanız da, yelek yapsanız da bu şekilde arttırma yapacaksınız. Şimdi üçüncü sırada arttırma yapmayacağız. Her çift sayı da arttırma olacak. Mesela ikinci sırada arttırma yaptık. Üçüncü sırada arttırma yapmayacağız. Dördüncü sırada arttırma yapacağız. Çift sayılarda sadece arttırma olacak. Tek sayılarda tek trabzan olacak. Şimdi bakın. Çift sayı olduğu için çift arttırma. V yakada da aynı şekilde, diğer normal yeleklerde de aynı şekilde uygulamayı yapıyoruz. Şu an trabzana geldik. Son trabzan olduğu için ve bir tane olduğu için içine iki tane trabzan yapıyoruz. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. Burayı iyi dinleyin. Üçüncü sırada, şimdi ikinci sırada kol ayrımlarında V ön kısımda arttırma yaptık. Üçüncü sırada kesinlikle arttırma yapmıyoruz. Üçüncü sıraya geçtik. Tek battık. Bakın burada sayı 3 oldu. Kol ayrımına da bir tane yaptım. Şimdi bu boşluktaki kol ayrımına geldim. Bir tane yaptım. İki zincir. Bir trabzan. Şimdi bakın ilk trabzanın başına bir tane battım. Diğer kol ayrımını da göstereyim size. Daha net anlarsınız. Bilmiyorum. Biraz ayrıntılı mı anlatıyorum? Evet, sıkılıyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Açık ve net size videoyu çekeyim ki siz daha iyi anlayabilirsiniz diye. Daha iyi anlatabileyim diye. Biraz videomuz uzun olacak. Şu an kol ayrımında bir tane yaptım. Bakın 1-2. Teknik bu arkadaşlar. Çok basit. Bu şekilde yapıyoruz. Dördüncü sırayı da size göstereceğim. Biraz hızlı örmem gerekli.
Üçüncü sıramız bitiyor. Tam 6 aylık falan yapacağım için 10 sıra öreceğim. 1 yaş yapmak isteyen 12 ya da 14 sıra örsün. 2 yaş yapmak isteyen 14 ya da 16 sıra örsün. Şimdi 4. sıraya geçtik. Tabi geçerken ilk zincire arttırma yapıyoruz. Çift sayılarda arttırma yapacağız dedik. 4'te yaptık. Bir dahakinde 6'da yapacağız. 6. sırada tabii ki. Şu an birer tane yapıyorum. Bakın kol ayrımına geldim. Kol ayrımında arttırma yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Bu şekilde 10 sıra öreceğim. Evet. Robomuz bu şekilde kurulacak. Şimdi size göstereyim. Şu kısım, şu kısım arka oluyor. Arka kısım 25-30 santim olana kadar mezurayla şuradan buraya ölçün. Burası arka oluyor tabi. Mezurayla ya da metre cetvelden ölçün. 25-30 santim arası oluyorsa koltuk altını kesebiliriz. Ben hemen robomu örüyorum. Koltuk altını size göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar, ben robomu bitirdim. Ölçtüm de burası arka kısım 25 santim oluyor. 6 aylık yaptım. 1 yaş yapmak isteyenler burasını ölçtüğünde 30 santim olacak. Hani 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık yapmak isteyenler de 25 santim yapsın. 10 sıra ördüm. 10 sıra ördükten sonra ön kısma geçiyoruz. Şimdi tabii ki koltuk altına kadar buradaki detayı sakın atlamayın. Bir çift, bir tek yapıyoruz. Mesela burada bir çift yaptım. Burada bir tek yaptım. 8 sıra daha devam edeceğiz bu arttırma işlemini V'ye konması için. Şimdi 11. sırada biraz net değil. 11. sırada örmeye başladım. Sadece ön kısmının bu roba kısmını ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekelim. 6 zincir çektikten sonra bakın bu kol ayrımları iç kısma bakıyor. Arka kısmının ilk trabzan tepesine batıp trabzan yapıyoruz. Tel alalım. Trabzan yapıyoruz. Bakın kol kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Ben burada bir trabzan daha yaptım. Biraz geniş olsun istiyorum hırkam. Şimdi diğer kolu göstereceğim. Aynı bu şekilde koltuk altını kesiyoruz.
arkam bitmek üzere. Kol ayrımına geldik. Burada çift yapmıştım. Çift trabzan yapmıştım. Çift trabzan yaptım. Şimdi şöyle göstereyim. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bu kol kısımları iç kısma bakacak. Direkt trabzan yapalım. Evet, ön sırayı da trabzanla bitirelim. Bakın bu son sırada çift arttırma yapmıştım. Burası tek olacak. Yani bu önde bir çift bir tek yapacağız. Koltuk altından 8 sıra daha, yani bir çift bir tek yapacağız. Ön kısmını arttıracağız. Şu an tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Bu sıramı bitirdikten sonra bunun üstünü tek yapacağım. Ama şu an koltuk altından birinci sıra çift düştü. İkinci sıra tek düşecek. Hani bu şekilde 8 sıra öreceğiz. 8 sıradan sonra da düz öreceğiz. Şimdi şurayı da göstereyim size. Koltuk altını da. Diğer hırkadan size göstereceğim. YouTube videosu çekmek çok zor oluyor gerçekten. Hani bu iş böyle, hani çok diyen oluyor YouTube videosu istiyoruz diye. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben çok zorlanıyorum yapmakta. Bu videoları çekmekte. Her modeli de anlatamıyorum. Elimde sipariş vardı, iki tane hırka. Birini yarıladım, diğerini dedim başlama videosu çekeyim. Hani bu şekilde çekmeye karar verdim. Bu videoyu izliyorsanız beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi evet, koltuk altındaki 6 tane zincir yapmıştık ya. Oraya 6 tane zincir yapacağız. Her zincirin içinden gireceğiz. Trabzan yapacağız. Devam ediyoruz bu şekilde sıraya. Koltuk altından sonra unutmayın, 8 sıra yapana kadar bir arttıracağız, bir arttırmayacağız. Sadece ön kısmının uç kısmını. Burayı bu şekilde örüyoruz. Bakın koltuk kısmı. Robanın koltuk kısmı bu şekilde oluyor. Şimdi ördüğümü size göstereyim. Daha net olarak. Bakın koltuk altından sonra örmüşüm bayağı. 10 sıra ördüm. 6 aylık için gayet ideal.
bir yaş içinde, pardon, 10 sıra değil, 20 sıra ördüm burada. Bu bir yaş. Bu ördüğüm 6 aylık. Bunun üzerinden size çalışma göstereceğim. Video çabuk bitsin diye, çekimi çabuk bitsin diye şu anki elimdeki yakadan size gösteriyorum. Bu bir yaş. Bir yaşta tam 20 sıra ördüm trabzan. Dediğim gibi koltuk altından 8 sıra ördüm. Arttırma yaptım. Arttırma yaptıktan sonra dümdüz aşağıya indim. Hiç arttırma yapmadım. Hani bu crop hırkalarda şöyle göstereyim. Düz arttırma var ya. Çünkü burada arttırma yok. Sadece koltuk altından 8 sıra örünce, şöyle videoyu kameraya kaldırayım. Koltuk altından 8 sıra örünce arttırma buraya kadar yaptım. Arttırma yaptıktan sonra dümdüz aşağıya indim. Daha arttırma yapmıyoruz. Şimdi size şu lastik kısmını göstereceğim. Bir önden alıyorum, bir arkadan alıyorum. Videoda biraz netleme sıkıntısı oluyor. Bunu çoğumuz biliyoruz. Çok basit. Diğer bir püf noktası tığda, köşelerde mutlaka iki zincir çekin. Kesinlikle 3 zincir çekmeyin. Çok boşluk oluyor. Şimdi ilk sıramız normal trabzan başlıyoruz. Görüntü net değil. Trabzan başlıyoruz. Öndeki, pardon, ikinci sıradan önden alıyoruz. Diğerini arkadan. Bir önden bir arkadan alarak sıramızı tamamlıyoruz. Bu kadar basit. Bir önden, bir arkadan lastik formunu yapıyoruz. Burası da bu şekilde. Tam kaç sıra gitmişim? 2, 4. 4 sıra lastik formu yaptım. Hırkanın dibini tam 4 sıra yapın. Ben de bunu tam 4 sıra yapacağım. Şöyle biraz öreyim size. İkinci sıraya geçtiğiniz zaman, böyle ikinci sıraya geçtiğiniz zaman da öndekilerini önden, arkadakini de arkadan almayı tabii ki unutmayın. Bu şekilde hırkanın alt tabanını tamamlayın. Sonra ipinizi kesmeyin. İlik yerini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin lastik kısmını yaptıktan sonra size ilik yerini göstereceğim. Burayı tam detaylı çekim yapamayacağım ama ne yapmamız gerektiğini kısaca anlatacağım size. Şöyle göstereyim. Biraz bulanık gibi. Şu zaten kaç sıra örmüşüm? 3 sıra ördüm. Çok basit. Hemen size anlatayım. Lastik kısmını yaptık. İpi kopartmayın sakın. Bu köşeyi, yeleğin tam bu köşelerine sıkı iğne gidiyoruz. Ben sıkı tığ diyorum. Normalde sıkı iğne diyorlar. Nedense iğneyi anlam veremedim. Bu şekilde trabzanın bir ortasına, bir başına sık iğne gidelim. Komple sıramızı sık iğne gittikten sonra
Farz edin komple sık iğne gittim. Yakasını, arkasını, kollarını, diğer tarafı buraya kadar sık iğne gittim. Sık iğne gittikten sonra şöyle birazcık size göstereyim bu detayı. Trabzan yapıyoruz. Buraya kadar sık iğne yaptık. Sık iğneden sonra trabzan yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Şimdi ben size böyle bu şekilde detayı gösteriyorum. Çünkü video çekmek zor oluyor. Biraz zaman gerekli. Bu arada çok yoğunum hani. 2 tane hırka sipariş aldığım için tam videoluk dedim. Hani bu fırsatı kaçırmak da istemiyorum. O yüzden hani bu şekilde pratik anlatıyorum. Şimdi sık iğneden sonra trabzanımızı yaptık. Komple sıramızı bitirdik tabii. Sonra trabzan yaptıktan sonra lastik form yapıyoruz tekrar. Her zaman en başındaki trabzana trabzan yapıyoruz. İkinci sırada lastik yapacağız. Bir önden, bir arkadan. Lastik yaptık. Sonra bir zincir çekiyoruz, ilik yeri açıyoruz. Bir zincir, bir trabzan atlıyoruz. Bu şekilde ilik yapıyoruz. Sıramıza devam ediyoruz. İlik yerlerini istediğiniz kadar açabilirsiniz. Ben 3 tane açıyorum. Bu şekilde komple sıramızı bir önden bir arkadan trabzan yapıyoruz. Burası çok basit. Sonra tekrardan dönüyoruz. 2 sıra lastik örüyoruz. 2 sıra lastik örüyoruz. İlik ve pat yerini. Bakın burada bir zincir çekmiştik ya, direkt trabzan yapıyoruz boşluğa batıp. Burası da normal trabzan. Evet, bu kadar ilik yerimiz. En son bu ilik yerini yaptıktan sonra şöyle netleştireyim. İlik yerini yaptıktan sonra sık iğne gidiyoruz. Komple hırkanın çevresini, bakın sık iğne gidiyorum. Her tarafı sık iğne gittim. Tabanı da sık iğne gittim. Hırkayı bu şekilde bitiriyoruz. Arkadaşlar şimdi ilik yerini, pat yerini yaptıktan sonra kolu yapacağız. Ben size hemen kolu da göstereyim. Neyse alamadım, içinden dışından alayım. Şimdi kol için bir önden bir arkadan gidiyorum. Tek yön gitmiyorum kolda. Kolun ilk trabzanından, bu kol ayrımından, ilk trabzanından yapıyoruz. Şimdi kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Biraz bulanık var ama. Şimdi birazcık ip bırakalım. Çünkü koltuk altındaki o boşluğu iğneyle dikeceğiz. Burada biraz ip bıraktık. Kolu eğer geniş olmasını istiyorsanız 2 tane trabzan yapabilirsiniz. Ben 2 tane her sırada yapıyorum. İlk sıra, pardon, ilk birinci sıramda yapıyorum kolda. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum.
Bir önden bir arkadan gidiyorum ki buradaki kat sayısı kolda da aynı olsun. Bakın buradaki kat sayılar bedende de aynı. Kolu bu şekilde bağlayalım. Hemen örelim kolu. Kol dikişsiz zaten. Bütün öreceğiz. Az kaldı. Evet, kolumun son trabzanında yapıyorum. Buraya dikkat edin. Buraya da iki tane yapıyorum. Evet, trabzan yaptım. Sonra ilk başladığım trabzanın dibine batarak şu şekilde çok basit teli alıp çıkalım. Bu kadar birleştirdim. Sonra böyle gitmiyoruz. Döndürüyoruz içeriden. Şu an sola doğru gidiyorum. Kolun sola doğru gidiyorum. Sonra buradan da sağa doğru gideceğim. Hani bir sağ bir sol. Boru şeklinde örüyoruz. Birleşim yeri de dikiş izi gibi duruyor. Hani kayma da olmuyor, sağ sola da dönmüyor. Çok güzel bir teknik. Bu şekilde kolu yapıyorsunuz. Kol lastik kısmını da bunun üzerinden size göstereyim. Kolu ördük, kolu kaç sıra öreceğim diyeceksiniz şimdi. Bedeni kaç sıra ördüm? 20 sıra ördüm. Bedeni 20 sıra ördüm. Kolu da 20 sıra öreceğiz. Lastik kısmını 4 sıra ördüm. Lastik kısmını da 4 sıra öreceğiz. Sadece lastik kısmında yapmanız gereken şu. Diyelim kolu bitirdik. Önden bir tane alıyoruz. İlk sırada. Arkadan 3 tane alıyoruz. Kolun bu kısmını ince düşürmek için, daraltmak için, kol geniş olduğu için lastik kısmını daraltıyoruz. Önden bir tane, arkadan 3 tane. Bu şekilde kolun lastik kısmını tamamlıyoruz.
Bunu sürekli dönüyoruz. 4 sıra örüyoruz lastik formu. Öndekiler önden, arkadakiler arkadan alıyoruz. Hırkayı bu şekilde tamamlayın. Kolu örün, lastiğini yapın. Zaten ilik düğme yerinde yapmış olacaksınız. Hani kabaca bu şekilde anlatayım dedim size. Düz zemini ördükten sonra süslemelerini yapabilirsiniz. Kolumuzu bu şekilde yaptık. Bu koltuk altını sonradan iğneyle dikeceğiz. Kola başlamadan önce bir uzun ip bırakmıştık ya, bunu böyle tersinden çevirip tam ortalayıp bu şekilde iğneyle dikeceğiz. Burası dik çizgi gibi kalacak. Daha muntazam oluyor. Sonradan kolu örerken burada trabzan yapmıyorum. Kol buradan böyle pörtlüyor. Bir bolluk payı falan oluyor. Kötü duruyor. Onun için bu şekilde boşluk bırakarak sonradan iğneyle dikiyorum. Kolumun şimdi manşet yapımını size göstereceğim. Şu detayını, lastik formunu. İki zincir çektik. İki zincir çektikten sonra önden bir tane alıyoruz. Arkadan üç tane. Önden bir, arkadan üç. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bitmek üzere sıramız. Son böyle bir tane kalmış. Onu da arkadan alalım. Böyle tamamlayalım. Sonra İkinci sıraya geçtiğimizde öndeki trabzanı önden alalım. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyoruz. Bir ön bir arka yaparak istediğiniz kadar örebilirsiniz. Ben 5-6 sıra örüyorum. Siz de bu şekilde örerek konunuzu bitirin. Evet, ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Ve hırkamız bitmiş oluyor. İstediğiniz gibi bu hırkayı süsleyebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. İlik yerlerini yaptım. 3 tane ilik yeri açtım.
size bağlı, isteğinize bağlı ilik yer açabilirsiniz. Kolumuz bu şekilde. Koltuk hatlarını sonradan dikeceğim. Evet, hırkamız bu şekilde tamamlandı. Çok basit. Herkes yapabilir. Çiçek anlatımını, üzüm anlatımını da farklı bir videoyla paylaşacağım. Oradan izlersiniz.